Bu veganlar ne yiyor? Yemek programımıza hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Ben böyle gireceğim. Herkesin bir girişi kendine. Neyse, bugün ne yapacağız? Ben bu kanalda genellikle hayatımdan kesitler. Mesela bugün ne yiyeceğiz? Bütün yiyeceğim yemekleri şimdi yapacağım. Zaten tatil günündeyiz. Rahat bir şekilde değerlendirebilirim. Ve neden başlamayayım dedim YouTube videosu çekmeye ve başlıyorum. Hemen başlıyorum. Ya şimdi de hiçbir şey iddia etmiyorum. Aşçı değilim, bir şey değilim. Bir ara kursa gittim. Yarıda kestim. Yani yarının başında kestim. Araya korona girdi, devam etmek istemedim zaten. Böyle etli kısımlar geldi. O zaman da bu kadar ciddiye alacağımı düşünmüyordum veganlık işini. Bir baktım ben deli gibi ciddiye aldım. Ben kaptırdım gidiyorum. 12. aya giriyorum yani. O yüzden devam etmedim. Paname yazık oldu. Onun dışında sorun yok. Keyfim yerinde. Yapacağım şeyler mükemmel mi değil mi bilmiyorum. Ben ve kocacığım severek yiyoruz. Sizler de... Mutfağımıza hoş geldiniz. Kıvandım kendimi ezimde. Ne yapacağız bugün? 1. Semizotlu bir şeyler. 2. Mantarlı bir şeyler. 3. Soyunuyoruz. Mantarlı bir şeyler. Anneme takacağım, takacağım anne. Evet. Mantarlı bir şeyler, semizotlu bir şeyler. Bir de arpa şehriye salatası yapacağız. Ah bu veganlar neler yiyor. Hemen başlıyoruz. Yaptım ya. Ama ilk videonda şimdi böyle arpa şehriye salatası mı yapacaksın? Ya bana ne işte, benim vizyonum bu kadar. Hayır. Neyse, soğanlarımızı kavuracağız. Arpa şehriyemizi de bir yandan yapalım değil mi? Bir yandan arpa şehriyemizi de. Bu küçük tatlı şeyimizin içinde yapabiliriz. Of sen böyle sıkış. Işığı mı kapatıyorsun değil mi oradan? Işığını kapatmıyorum. Işığın çok güzel. Hangi ışığını kapatıyorsun? Biraz bol koyalım. Misafirimiz de gelebilir. Bizde misafir eksik olmaz. Şimdi gencolar. Ocağımızı açalım. Evdeki ocağım çok sesli çalıştığı için bunu kontrol etmem gerekiyor. Bu bir makarna gibi. 10 dakika açlayalım bakalım ne olacak. Senin videolarında şey olmayacak mı? Ya. Önceden hazırlamış olduğumuz. Kesin olur. He? Hani bir başkasına yaptı. Aynen ben. Pişirmiştik bunu zaten yapmıştık. Evet, işte buradan evet. Devam ediyoruz falan. Evet, evet hani böyle gelirim çok şey birine yaptırmışlar. İyi bari. Ya dün de bunu yapmıştım falan derim. Yapmışım gibi gösteririz yani onlar hep var. İyi peki. Neyse. Bu ah! Wow! Şu an burada. Önce ocağımızı açıyoruz. Ocak ısınmadan yoğurt... Peki fıs fıslı olandan mı yapacaksın yoksa normal yağ mı koyacaksın? İkisi de aynı ya öncelikle. Ama fıs fıslı olan çok güzel. Fıs fıslı yağımız bu. Ya bunu böyle azıcık kullanmak için böyle şey yapayım. Biraz bundan biraz ondan yaparım. Ben testi böyle yapıyorum. Böyle yapıyorsunuz ve evde denemeyin. Olunca eliniz yanıyor. Bu arada Dobby'ye baksana nasıl bakıyor. Senin yakacını yerim. Evet. Ya şimdi ben, bak bunu da yapabiliriz. Ben buna 100 lira verdim. Bunu bir ara şey yaparız. Bu böyle kendi akıyor mu? Aa, ne güzel azıcık akıyor. Bunu bir tık daha az koyarım. Güzelce bu böyle yağımızı şap. Keşke sarımsak falan. Ya ben şu anda hazırlık yapmadan yemek yapmaya başladım. Kesin her şey mahvolacak. Ben de yardım edeyim mi? Şu an müsait değilsin. Ay burada arkadan. Arkadan mı? He. Vallahi edeceğim. Ver bana bir tahta bir şey. İlk videonun günahı olmaz. Şimdi bu ortayı birazcık azaltalım da. Ver bana bir tahta bir şey. Bir şey daha ver. Sarımsak kes bari. Hadi bunları sen şey yap. Tamam mı? Ne yapacağım onları? Böyle bastırıp küçük doğra. Ama sana başka bıçak veririm. Bu benim bıçağım. Her şey tüm bıçağı kendine. Bununla yaparsın. Tamam. Şimdi ben az yağ koyduğum için bazen biraz sıcak suda koyuyorum. Hem biraz da haşlıyorum yani açıkçası. Bizim bir ablamız vardı. Evlenmeden önce yemeklerimizi... Yani kendi yemeklerimi kendim yapıyorum ben genelde evde ama bazen tabii yorulduğumda abladan rica ediyordum. Bir bıçak kullanıyor. Ben izlerken 8 parmağımı kesiyorum yani. Bu mantarlar benim işte 2 aylık 1 aylık kurs deneyimimde öğrendiğim kadarıyla şu şekilde. Ama bu galiba soyulmuş. Yok. Şöyle bakınız. Bakınız soyuluyor. Görüyor musunuz? Yıkanmazmış mantar. Zaten sünger gibi suyu çekiyor. Sonra böyle suyu nasıl oluyor? Böyle avuk sabuk bir şey oluyor. Dediğim gibi hiçbir şey iddia etmiyorum. Kendi iddialarınıza şey yapın. Herkes bildiğini okusun. Artık ya. Yapmıyorum. Sarımsak şimdi. İstiyor musun? Yeter o kadar. Ha evet sarımsak atabilirsin. Bakalım. Onun için evet. Şunları da ayıklar mısın? Belki evet, yani belki hayır. Birazını da sen ayıkla, birazını da ben ayıklayayım. Öğreneceğim diye. Bak. Gördün mü? Onu da kullanacağız.
Onu da sonra bu yazma. Bunlar olmuş olmuş abi. Bana peki en zor işleri verdiğinin farkında mısın? İyi de karıştır yapışma. Ben bunu karıştı. Bu oldu baby. Bunu kapatayım. Onu sen kapatayım. Ya da bir iki dakika daha dursun. Bence sen kapat, kapağını da kapat onun. Öyle kendi kendine o haşlansın orada, demlensin. Seni buraya alalım. Sen yap istiyorsan. Bu da bir şeyim de. Bu da bir anım da. Ay yürüttüm. Bana tezgahımızı koyalım. Biraz bunlar suyunu kalsın. Bu arada simidotlarımızı ben şöyle elimi yıkayayım. Semizotlarımı önce hani topraklı oluyor ya, önce olduğu gibi kestim, sonra o kökünü attım, sonra suyun altına koydum. Hani böyle çıkarıp ayıklayıp şey yapmadım, o saplarını falan da kullanacağım çünkü. Bu arada çok güzel domatesler de kendini saldı. Kabuklu falan koydum artık, kabuklu kabuklu yerim. Ama var mı başka yapacak bir şey? Şimdi sevdiceğim, mantarlarımız da sen doğra. Şimdi semizotumuzu ekleyelim. Onom, onom, onom. Onom. Kardeş. Kardeş, kardeş, kardeş. Şimdi bu birazdan çekecek, yok olacak. O yüzden bekleyelim. Şimdi annem ne yapıyor böyle durumlarda? Üstünü kapıyor. Şimdi diyecekler ki annen yanlış yapıyor. Ya of ya, ben yani, niye böyle kuruldum? Evet, ona girme sevdiceğim. Tamam, ben ona girmeyeyim. O işe girme. Aynen, boş ver. Ben ona girmeyeyim. Beni üzmeyin oğlum. Ben üzülürüm çünkü. Ben bari bunu süzeyim. Ki bu böyle bekleyince de çekti biraz, biliyor musun? Şimdi sana Instagram hesabından çok şey yaptıkları için... Hayır, hiçbir şey yapmadılar bana. Yapmadılar. Hayır, beni çok seviyorlar galiba. Ne güzel. Hayır, ben de onları çok seviyorum çünkü. Karşılıklı bu sevgi. Ben hep onlarla konuşuyorum, biz dertleşiyoruz. Bazılarıyla arkadaş bile oldum yani. Yani böyle bayağı yakın olduklar onlar. Benim bir hastalığım var. Acayip çok bakliyatı bir araya getir, sonra böyle gazdan falan uyuyamıyorum. Şey yazıyor, ben dedim ki artık YouTube'a gireceğim. Ya çok tatlılar, gerçekten çok seviyorum hepsini. Ya hiç kötü yorum almam, kötü yorum alanlar da hiç böyle sonra pişman oluyorlar bana özledikleri için galiba. Bilmiyorum, nasıl cevap veriyorsam Emrah gibi. Neden bana mı özledin abi? Ben sana ne yaptım? Elimden geleni yapıyorum galiba falan gibi cevap verdiğim için insan bir pişman oluyor bana şöyle gibi. Ben YouTube'a gireceğimi böyle birkaç ay önce falan söyledim. Yani pandemi başında dedim YouTube'a gireyim mi diye. Böyle %95 falan, yani 3 kişi. Bana evet gir falan dedi. Ama ben 5 ay sonra falan giriyorum. Ben onu bugün de bundan bahsettim. Şey, bir şey yapacağım deyince 5 ay sonra yapıyorum. Ama veganlık öyle olmadı şimdi. Bitkisel beslenmek diyelim. Gireceğim dedim ve bam! Bir baktım bitkisel beslenmek. Çünkü öyle bir şey yaparsa... Ya tuzumuz koymadık buna, hiç söylemiyorsunuz ya. Nasıl olacak şimdi? Bu tuzsuz oldu. Şöyle tuz koyalım. Ne koyacağım? Beyaz karabiber aldım. Azıcık anlattım. Birazcık karıştırmayacağım. Biraz daha böyle bak suyunu falan bıraktı. Bu böyle çökmeye devam etsin. Dediğim gibi kocam bey mantarlarımızı soydu. Ve doğru da sarımsaklarımızı yapacak. Ben ama... Bir de şunu sayıyordum. Ay, ben ışıklarımı niye yakmadım? Çok üzüldüm. Sevdiceğim gözüküyor mu güzel? Yani yukarıdakiler gözükmüyor maalesef. Ya baby yemin ederim 3 tane sarımsak be. Acı ya. 3 sarımsak. Bizi bitirdin ya. Bizi bitirdin ya. Bizi hadi. Bitirdin ya. Aaa bebeğim. Bak bizde ne vardı. Hadi bununla yapıştırın, ben geç. Kirletmiyor onu bir daha. Kirlet ya, istiyorum. Ah, hadi yap. Bastır güzel. Ah. Ah, hiçbir işe yaramıyor. Ah. Bunu ne yaptık? Ah, bunu yaptım. Bir saatte bunu yaptım işte. Bir saatte bunu yaptı. Allah'ım, ben bu kadar yavaş bir şey görmedim. Tersten koyayım. Ya kapya biber falan koyayım mı? Bir tane kapya biber koyayım. Koy tabii, kes bakalım. Peki bu veganlık işinde şey oldun mu böyle sporda miporda böyle bir performans artışı mertışı, o belgesellerde var ya öyle, yok işte vegan oldum acayip spor yapıyorum falan. Ben gözükmüyorum şu an. Olacağı gözükmek istiyorum. Gözüküyorsun. Ha, ne kadar iyi gözükmemek. Çok iyi gözüküyorsun. Ha. Ya şöyle, ben açıkçası... Evet ya, ben çok, ya şöyle kıyas, ya şu kıyaslama yapamam aslında, performansım arttı çünkü daha, konuşamadım. Ya daha böyle kendimi zinde hissediyorum, öyle performansım arttı. Yoksa şey, ya ağırlıklı da çok ağır şeyleri kaldırabiliyorum ama eskiden denemiyordum.
Bir özgüven geldi yani açıkçası vegan olunca. Yalan yok. Ben yine tuz ve karabiber koyacağım. Beyaz biber koyuyorum. Bu biraz daha karabiberden keskin. Bir kez daha söyleyeyim. Ve ben daha çok böyle kokusu bile daha güzel. Biraz yağ mı istiyor? Ben çok yağ koymam. Bu peynir aldık. Meyve de almamışız. Belki kocam bey gider bize hayrına karpuz alır, karpuz yedik. Şimdi mi? Bir ara. Sensiz şu an video çekemeyeceğim. Ben mantarlarımı da koymak istiyorum. Mantarlarımı koyacağım. Ondan sonra salatama geçelim artık. Bunlar böyle bir dursun şöyle şu şekilde. Tamam, ben hemen salatama geçeyim. Şimdi buraya koyalım, tamam mı? Bak biraz daha beklesin. Bakınız bu turşu çok çirkin bir turşu. Bunu almayın. Yani tatlı gibi berrak marka. Ama bir dakika. Tuzsuz yazıyormuş. Ben okumadan aldım. Bu acı. Yani, o yüzden markaya bok atma yani. Markaya bir şey yapmıyorum, tamam. Şaka yaptım. Özür dilerim. Kapari. Kapari. Ya kapari de böyle turşumsu bir şey. Yani böyle. Onun da babası takma. Hemen bak gel. Opa. Köpek saldırısı. Gel. Turşu gibi. Köpek saldırısı. Gel gel. Biz şöyle bir salça aldık. Hem biberli hem domatesli. Hani normalde biraz ondan biraz ondan konulur ya. Ben şöyle. Açalım mı? Ya açarım, açarım. Kestin mi? Bir şeyim yok, bir şeyim yok. Çok basit, işleri çok zor. Hayır ama yani kendimi kesin. Ha? Kesilmedi. Kanamam. Kanamayayım. Kanamayayım. Şöyle bir kaşık koysak yeter biraz ortada. Ya bak suyunu bıraktı mantar. Mantarın böyle suyunu bırakmasa pek sevmiyorum. Şimdi bunları yan yana koyalım. Ki 10 kere böyle turşu kesmekle uğraşmayalım. Şöyle minik minik. Oha. Mantıklı mı? Etkilendim. Etkilendin mi? Etkilendim. Ha. Şuralarımızı... Ben bu tuşu hiç beğenmediğim için bu şekilde kaktıracağım bizi yani. Bunları da dizelim. Bu kadar yeter, çok da acıdan öldüğümüz. Nişan için ekmeğin üstüne koymalık yensin diye zeytin almıştım. Ondan da koyacağım biraz. Tamam. Bu zeytin içinde böyle azıcık da olsa biraz domates şeysi var. Kurutulmuş zeytin yağına banılmış. Şimdi biraz taze soğan koyacağız. Taze soğanları biraz karıştırdım. Şöyle bir alayım. Kenara koyayım. Pul biber koy. Koy muyum? Pul biber iyidir ya. Pul biber iyidir. Peki. Biz böyle ya, yemek yaparken. Tamam. Oha. 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 Biber hiçbir zaman az yeterli olmuyor benim için. Bayılıyorum şeye ya. Taze soğana. Bizim evdeki abla onu kütür kütür yiyordu. Bir gün ben de yiyeyim dedim. Bir yedim. Nasıl biliyor musun? Ağzım böyle alev alev yani. Böyle bir acılığı varmış bunun. Bir ağızdan geçmeyen bir kokusu. Ya buna kaşık sokuyorum. Kaşık sokunca bir şey mi oluyordu? Kapari. Ya bol turşulu bir şey oldu bu. Probiyotik. Ne güzel işte. Bakın suyunu çektim. Şimdi nohutlarımızı koyalım. Hem böyle emeğin hacmini arttırmak için hem de biraz proteinini arttır. Ya mantarda hiç protein yok ya. Hani böyle mantar protein olarak bence sayılmamalı bile. Google açıp yazarsanız ne kadar az protein olduğunu görürsünüz. Biz burada bakliyatımıza sote eklemiş olduk. Sotemize bakliyat eklememiş olduk. Ama ben bilerek böyle yaptım. Hacmi büyüsün diye şimdi misafirimiz de gelecek. Tabii. Demesin bunlar çok az yemek yapmış. Demesinler. Karıştırmamı istiyordun değil mi? Aa, maydanoz koyacağız. Şöyle biraz. Ben maydanozumu yıkadım. Saplarıyla koyuyorum ben. Küçük küçük kesiyorum ve sapları boşa gitmiyor. Çok sararmışları koymayın. Böyle ben kıracağım bu şekilde. Hazmetmesi lazım. Hükmetmesi lazım. Ve bana bu kadar yeter. Tuz attın mı ona? Daha bir şey atmadım bu arada. Ya adam olana fazla bile. Bu yemeğimiz de hazır bu arada. Bu ne yapıyor? O dinleniyor.
Bitti o. Şimdi nar ekşisi, tuz. Tuz. Tuzum, ya gidip tuzluk almadım. Bu neyse adını çok sevdiğim için. Hala bunu dolduruyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Genelde iyi oluyorlar. Çok mu koydum? Biraz zeytinyağı koyalım. Bu çok güzel bir zeytinyağlıkmış. Oy. Bunlar da bakliyat da ekleyebilirsiniz. Ben eklemeyeceğim. Yemeklerimi çekeceğim. Yemeklerimi gösterebilirsin yukarıdan. Evet. Başlıyor muyuz? Evet. Mantarlı nohutlu yemeğimiz. Oy. Bayağı suyunu salmış semizotum. Aslında limon falan olsa çok güzel. Turşu. Aşırı turşulu. Arpa şehriyeli. Garnitürümüz. En güzeli o. Evet. Bu tabağa böyle sunum yapayım bir tane. Hocam Bey. Bunlar sizin efendim. Koyayım da bol bol ye. Tamam. Diğerlerinden azar azar. Ne demek azar azar diğerlerinden? Seniz otundan yiyeceksin. Biraz suyunu azaltalım. Şöyle seniz otu. Tamam. Zaten evet. Tamam. Evet, çok güzel gözüküyor. Evet. Bu veganlar bunları yiyor. Can isterse bunu da yanında yer. Ama o arada kaynadı yani. Tam olarak niyetim o değildi. Bugünkü menümüzde bunlar var. Ve afiyet olsun. Güzel bir açıda. Ah, bu veganlar ne yiyor? Çöpü çekmesek daha iyi. Dere din 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 din. Tamam. Hadi afiyet olsun.